Merhabalar, Profesör Doktor Öznur Küçük ben. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım. Çocuklardaki alerjik olaylar, hani normalde mevsim geçişlerinde biz alerjik rinit, alerjik astım veya bronşolit tablosu gibi alerjik olaylar görebiliyoruz. Son dönemdeki artmasının nedeni biz özellikle yeni doğandan itibaren inek sütü alerjileri çok sık görüyoruz. Alerjik rinitler çok sık görüyoruz. Bazılarında tespit edilen bir alerji olmayabiliyor. Bunda ilgili olarak da doğal beslenme. Ne yazık ki hani doğal beslenmiyoruz. İşte paketli ürünlere çok fazla önem veriyoruz. Çocuklarda da paketli ürünlere mesela özellikle alerjik rinitlerde, bronşolit tablolarında paketli hazır ürünler, fast food tarzı beslenmeleri önermiyoruz. Alerjik olayların artmasının nedeninden biri biz demin normal doğumu özellikle tercih ediyoruz. Çünkü normal doğumda çocuk sekresyonlarla temas ettiği için bağışıklık sistemi daha kuvvetleniyor. Ve tespit edilmiş bir şey sezaryen doğumlarda alerjik olaylar daha fazla. Çocuğun bağışıklığının kuvvetlenmesi açısından da normal doğumu ilk doğumdan itibaren başlamamız gerekiyor. Daha sonrasında ilk 6 ay anne sütü kesinlikle biz özellikle 5 ayın altında ek gıda başlanmasını istemiyoruz. Alerjik olayları azaltalım diye. Daha sonrasında ek gıda tamamlayıcı beslenmede de biz ek gıdaları zamanla yavaş yavaş başlarız. Yani hepsini aynı anda başlamayız. Kademeli bir başlangıç, ufak ufak başlanma, alerjik reaksiyonları daha da azaltmak açısından. Eğer baktık bir alerjik reaksiyon görülüyor. Hangisine karşı alerjik reaksiyon var? Ona yönelik takiplerini yaparız. Şimdi alerjik olaylarla ilgili olarak hani enfeksiyonlar da bazen bu alerjik riniti, mevsimsel alerjik rinitini veya astımı tetikleyebiliyor. O yüzden de her alerjik rinit alerji vardır diye bir kural yok. Bazen yapılan testlerde hiçbir şey de çıkmayabiliyor. Enfeksiyonların mı tetiklediği veya çocuk alerjik midir? Açıkçası bunu takiplerle yapıyoruz. Eğer kış döneminde böyle bir şikayetleri varsa enfeksiyonlarla alakalı düşünüyoruz. Ama baktık yazın da devam ediyor. Neye karşı alerjisi var? İşte bir ev tozu akarına karşı alerjisi mi var? Veya polenlere karşı alerjisi mi var? Mutlaka test yapmak gerekebiliyor. Hep söylenen işte çocuklarda mutlaka cilt testi yapılması lazım. Hayır, kandan da alerji testi yapılabiliyor. Belli bir yaşa gelmesi lazım. Hayır, öyle bir şey yok. Hani her yaşta çocuğa alerji testi yapılabiliyor. Eğer biz alerjik bir olay, mesela diyelim bir polen alerjisi düşündük veya bir ev tozu akarına karşı alerji düşündük. Bunlarla ilgili önlemler alıyoruz. İşte mutlaka evde yorgan, yün battaniye, yün halı gibi alerjiyi tetikleyecek malzemeleri uzaklaştırıyoruz. İşte antialerjik yastıklar, yorganlar, antialerjik halılar, antialerjik temizlik ürünlerini tercih ediyoruz. Çocuk evde varken temizlik yapılmamasını istiyoruz. Bunun dışında peluş oyuncaklar, işte kitaplıklar çocukların odasında çok olmasın. İşte çocuğun yanında çok parfüm, deodorant gibi kokulu ürünler kullanılmaması ve tabii ki hiçbir çocuğun yanında olmaması gereken kesinlikle evde sigara içilmemesini öneriyoruz. Sorulan en büyük sorduğumuz bizim şey evde sigara içiyor musunuz? Yok evde içmiyoruz, balkonda içiyoruz. Balkonda ev sayılıyor. O yüzden de böyle çok sık hastalanan alerjik riniti, astıma meyilli olan çocuklarda evde kesinlikle sigarayı yasaklıyoruz. Alerjik olayların artmasının sebebi hani dediğim gibi doğal ve yeterli beslenmeme. Her şeyin doğalını tercih etmek en güzeli ve bu konuda da aileleri mutlaka uyarıyoruz.